Uzun zamandır bir kitap alışverişi veya kitaplığıma eklenenler videosu çekmiyordum. Çünkü uzun zamandır kitaplığıma bir şeyler eklenmiyordu. Şimdi birkaç kitaplık alışverişim, biraz hediyelerim ve takas sonucu kitaplığıma eklenen kitaplarım var. Bunları sizinle de paylaşmak istedim. Umarım keyifle izlersiniz. Şimdiden izlediğiniz için teşekkür ederim. Öncelikle Kitap Yurdu'ndan yapmış olduğum alışverişten bahsedeceğim. Bu alışverişimin sebebi aslında bu Kabalcı Yayınları'nın kampanyası. Kabalcı Yayınları önemli ve kaliteli eserler basan yayın evlerinden biri. Fakat bu kitap evinin kapanmasından sonra birçok alışveriş sitesinde eski basım kitapları %50'den de çok çok indirimli fiyatlarla satılıyor. Ben de tabii ki bu indirime kayıtsız kalamadım. 3 tane kitap aldım. Tükenmezse almayı düşündüğüm birkaç kitap daha var. Hemen kitapları göstereyim. İlk kitabım uzun zamandır listemde olan ama sürekli ertelediğim kitaplardan bir tanesiydi. Francis Bacon'ın Yeni Atlantis isimli kitabı. Bu kitap belki biliyorsunuzdur. İdeal devlet düzeni üzerine yazılan eserlerden biri. 17. yüzyılın başlarında yazılan bir eser. Ve bu Thomas More'un Ütopyası'ndan sonra bu alanda yazılan en kült kitaplardan biri. Mutlaka okumak istediğim kitaplardan biriydi. Şu an elimde olduğu için mutluyum. Şöyle sarı şeklinde sayfaları. Bilmiyorum baskısı mı böyleydi yoksa sararmış mı? Emin değilim. Eğer okuduysanız muhakkak yorumlarınızı benimle paylaşmayı unutmayın. Bir diğer kitabım çok çok heyecanlandığım kitaplardan bir tanesi. Nizami'nin Hüsrev ile Şirin'i. Yani namı diğer Ferhat ile Şirin Mesnevi'si. Çok uzun zamandır Doğu Klasiklerini güzel bir yayın evinden okumak istiyordum. Kısmet bugüneymiş yani başlamak. Belki biliyorsunuzdur bu Hüsrev ile Şirin 2. Murat döneminde aslında 2. Murat'ın isteği üzerine Şeyhi tarafından yazılmaya başlanan bir eser. Fakat Şeyhi tamamlayamıyor, ölüyordu. Yanlış hatırlamıyorsam torunu tamamlıyordu bu eseri. Ve ilk kez de Nizami tarafından yine yanlış hatırlamıyorsam 12. 13. yüzyıllarda Farsça da hazırlanıyor. Kabalcı Yayınları'nı da Farsçadan çeviren Sabri Sersevil tarafından 2012'de yayını hazırlıyor yayın evi de. Benim elimdeki baskı da 2012 baskısı yani 1. baskı. İçerisinde şöyle görselleri de olan bir kitap. Hemen göstereyim. Şöyle. Şöyle. Bu güzel baskıdan bu önemli eseri okumak istiyorum. Dediğim gibi Doğu Klasiklerini de tamamlamayı düşünüyorum. Umarım bir an önce yapabilirim bunu. Bir diğer kitabım ve Kabalcı Yayınları'ndan aldığım son kitap dev bir eser, evladiyelik bir eser. James Joyce'un Hayatı ve Eserleri. James Joyce dünya edebiyatında çok çok önemli, çok çok iz bırakan yazarlardan bir tanesi. Ve her edebiyat sever gibi ben de eserlerini okumak istiyorum ama tabii ki çekiniyorum. Sürekli bir korku var James Joyce'un eserlerine başlama konusunda. Ben de elbette bir gün okuyacağım diye bu kaliteli hayatı ve eserlerini anlatan güzel araştırmayı ve bu kadar uygun bir fiyata gördüğümde kaçırmak istemedim açıkçası. 75 TL etiket fiyatı var ve böyle ciltli bir kitap. Sayfa sayısını da hemen söyleyeceğim size. 950 bine yakın bir sayfa sayısı var. Böyle bir eseri bulmak daha sonra benim için imkansız olabilirdi. Elimde tutmuyorum. Bu arada James Joyce'un en çok merak ettiğim eseri Ulysses. Zaten yazarın en ünlü eseri. Bu arada doğru telaffuz etmiyor olabilirim. Aşağıda düzeltebilirsiniz. Bu yazarın en zor okunan kitabı diye de ünlenmiş bir kitap. Üzerine çokça araştırma incelemeler yapılmış. Hatta üzerine Ulysses sözlüğü diye kitaplar basılmış bir eser. Ben de bu yüzden tabii ki Ulysses'le başlamayı düşünmüyordum. Ama hangi kitabıyla başlamam gerektiğini de bilmiyordum. Geçenlerde Instagram'da Aslı'nın tavsiyesiyle, Aslı Malat'ın tavsiyesiyle Dublinlilerle başlamaya karar verdim. Aranızda yazarın eserlerini okuyanlar varsa tabii ki önerilerinizi yazarsanız çok çok sevinirim. Bu şekildeydi Kitap Yurdu'na yapmış olduğum alışveriş. Kabalcı Yayınları'ndan 3 tane kitap almıştım. Az önce kargo kapımı çaldı. Bir 20 TL'lik bir alışveriş yapmıştım. Hemen onu da bu videoya dahil etmek istedim. Hemen açıyorum sizinle birlikte. 4 tane incecik kitap aldım. Toplamda 22-23 lira tutmuş. Hemen gösteriyorum. Bunlardan 3 tanesi Türk Edebiyatı klasiklerinden. Biliyorsunuz Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları
klasikleri çok güzel bir seriyle başlamaya başladı. Ben de bu seriyi tamamlamak istiyorum. Son çıkan 3 kitabını almamıştım. Bunları ekledim hemen kütüphaneme. Bir tanesi Mizancı Murat, Turfanda mı yoksa Turfa mı isimli kitabı. Diğeri 13.'sü Muallim Naci'nin Ömer'in Çocukluğu. Çok ince kitaplar bunlar. Diğeri Ahmet Mithat Efendi'nin Dolaptan Temaşa isimli kitabı. Ve diğeri ise bir tiyatro metni. Shakespeare'den Fırtına isimli eseri. Bu kitabı artık çok fazla yerde karşıma çıkıyordu ve okumadığım için sürekli hayıflanıyordum. Özellikle okuduğum klasik metinlerde çok çok atıflar yapılıyordu. Hatta son okuduğum Dorian Gray'in Portresi'nde de buradaki karakterlere çokça atıflar yapılmıştı. Artık okumak istiyorum ki eminim önümdeki birçok okuyacağım klasik eserlerde de karşıma çıkacaktır Fırtına isimli eseri. Yani benim yapmış olduğum alışveriş bunlardı. Şimdi hediyelere geçeyim. Öncelikle canım ablacımın hediyesiyle başlayacağım. Diyanar'dan 2 tane kitap almış. Çok ince bir kadın ya. Biliyorsunuz bizim Kitap Ağacı Klasikler Kulübümüz var ve bu kulüple birlikte bir yılda 13 tane kitap listeledik ve bu kitapları okuyoruz. Ve ben bu kulüple ilgili bir video çekmiştim. Videoda da elimde olan kitapları gösteriyordum. Ablam elimde olan kitaplarla bu listedeki kitapları karşılaştırmış. Elimde olmayan 2 tane kitabı hediye olarak almış. Çok ince bir kadın değil mi? Bir tanesi Cengiz Aytmatov'dan Gün Olur Asra Veder isimli kitap. Diğeri ise Thomas Mann Venedik'te Ölüm isimli kitabı. Bu iki kitap da gelecek ay okumalarımızdan ikisi. Bunları da hemen merakla okumak istiyorum. Bir diğer hediyem ise Mrs. Kitap'tan geliyor. Mrs. Kitap tam daha önceki videolarımdan birinde bahsetmiştim. Masaldan Öte Melete isimli kitabı okuyup sizinle paylaşmıştım. Mrs. Kitap şu an onlarca kitap sahibi olan bir yayın evi değil ama gördüğüm kadarıyla okurlar tarafından sahiplenen, sevilen bir yayın evi. O yüzden ben de çok ilgiyle takip ediyorum Mrs. Kitabı. Yayın evinin daha önce çıkarttığı kitaplar genç yetişkin ve fantastik kategorisine girebilecek kitaplardı. Ama bu son çıkan kitabı biraz daha yetişkin kategorisine giren kitaplardan bir tanesi ve ben de çıktığı zaman tanıtımından incelemiştim. Oldukça ilgimi çekmişti. Hemen sizinle açıyorum. Bir de çok güzel bir şekilde böyle paketlemişler. Kesin saklarım bu paketi. O yüzden dikkatli açıyorum. Aa, gitti. Neyse, artık yırtabilirim. Çok kuvvetli bir bant ile yapıştırmışlar. O yüzden dikkatli açamadım. Artık yırtıyorum. Evet. Kim Korkar Ölümden isimli şu kitap. Kitabın hemen sayfa sayısına bakmak istiyorum. Çok kalın geldi. 430-431 sayfalık bir kitap. Dediğim gibi zaten tanıtımında ilgimi çeken bir kitaptı. Yakın bir zamanda okuyup sizlerle yorumumu paylaşacağım. Eğer yayın evinin daha önceki kitaplarını görmediyseniz Instagram hesabının açıklamalar kısmında bırakacağım. Oradan kitaplarını inceleyebilirsiniz. Bir diğer hediyem ise Emre Timur'un Palyaço'nun Listesi isimli kitabı. Aslında bunun bana gelişi 1-2 ay oluyor, 2 ay oluyor. Ama o zamanlar çektiğim alışveriş ve kitaplığıma eklenenler videosunda göstermeyi unutmuştum. Sonrasında da böyle bir video çekmediğim için kalmıştı ve henüz okuyamadım. Emre Bey'e de buradan aslında mahcupluğumu belirtmek istiyorum. Ben aslında şunu da söylemek istiyorum. Tanımadığım, bilmediğim yazarlardan aslında bu kitap gönderimi konusunda çok böyle evetçi olamıyorum. Çünkü çok ön yargılıyım bu konuda. Biliyorum yanlış da olabilir bu durum. Ama ben Emre Bey'in daha önce bir kitabını okudum. Şizofren isimli kitabını ve bunu zaten kanalda paylaşmıştım sizle. Severek okuduğumu söylemiştim size. Yeni kitabını da göndereceğini söyleyince tabii ki de kabul ettim. Sağ olsun imzalamış kendisi. Aslında yeni kitabı diyorum ama tekrar revizyon edilip basılan bir kitabı Şizofren'den sonra. Ama aslında ilk kitabı Palyaço'nun Listesi. O yüzden merakla okuyacağım bu kitabı da. Son olarak takas sonucu kitabıma eklenen 2 kitabı göstermek istiyorum. Şu kitap gerçekten çok çok uzun zamandır kitaplığıma gelmesi için böyle çok kolladığım bir kitaptı. O da Reşat Nuri Güntekin'in Çalı Kuşu isimli eseri. Geçen videolarımdan birinde de söylemiştim. İstiyorum ama bir türlü almıyorum. Çünkü etiket fiyatı çok çok fazla. Ve ben okuduğum zaman da kitaplığımda kalmasını istediğimi düşüneceğim için. O yüzden hani satın almak istiyordum. Ama etiket fiyatından dolayı satın alamıyordum.
artık hani kütüphanelerden okurum diye düşünürken takas sonucu kitaplığıma eklendiği için çok çok mutluyum. Bu arada bunun etiket fiyatının çok fazla olduğunu söylediğimde Ayşe bana bir kitap evi gezisinde etiket fiyatını çekmişti. 65 TL miydi neydi yanlış hatırlamıyorsam, daha da çıkmış bile hatta. Son kitaplığıma eklenen takas sonrası kitap ise Süper İyi Günler kitabı. Bu kitap böyle yüreğe dokunan çok güzel bir hikaye olduğunu biliyorum. Okumadım ama çok çok öneriler aldım bu kitapla ilgili. Özellikle Tuğba çok önermişti bu kitabı. O zamandan beri aklımdaydı. Whitbread 2013 yılın romanı ve yılın kitabı ödülü de almış bir kitap. Bu kitabı da merakla okuyacağım inşallah. Benim son zamanlarda kitaplığıma eklenen kitaplar bunlardı. Aralarında okuduklarınız varsa muhakkak yorumlarınızı paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Tabii ki de kitapla kalın.